ve bütün fitnelerin, fesatların, ihtilallerin, savaşların, kavgaların temelinde ırkçı zihniyet yatıyor. Birisi kendi ırkını ileriye sürdü mü, onu üstün görmeye, onu büyük görmeye başladı mı, öbürünün damarına basmış oluyor, ben de öyleyim ulan diyor. Sen üstünsen ben de üstünüm diyor. Ki bunlar tabii yanlış şeyler. Dünya sulhünü yok eden şeyler. Barışı öldürürsünüz, bir şey kalmaz. Bir de ki vaktiyle Cumhuriyet döneminde böyle saçma, böyle Kur'an'a aykırı, Hazreti Muhammed'e aykırı sözler söylenmiş, hala söyleniyor. Hani bir ırkı met edeceğim diye bütün insanlığı mat etmeye hakkın yok ki senin. Ne demiş mesela? Bir Türk dünyaya bedeldir. Bak bir Türk dünyaya bedel. Ya ne mutlu Türk'üm diyene, ya ne mutlu Müslümanım diyene desene be hayvan. Irkın ileri sürüyorsun, o zaman da ben de Kürt'üm ulan diyor adam, mutluluk bana da lazım, sana mı olacak? Haydi kavga doğuda, güneydoğuda. Irkçılıktır. Bizi bu hale getiren budur. Bir Müslüman dünyaya bedeldir dese var ya, kimsenin, herkes Müslüman olacak. Ki bugün bunlar palavra bunlar, bir Türk dünya beden. Azerbaycan'da öldürülen, kanları akan, karınları parçalanan kadın ve erkekler Türk mü değil mi? Hadi koruyun bakın yetikseniz, bir Türk dünya bedelmiş. Niye gidemiyorsun, sığır? Niye asker gönderemiyorsun Azerbaycan'a? Koru bakayım Türkleri. Türkçülükmüş, ne Türkçülüğü bu? Yani Türkçü, hadi kurtar bakayım bir avuç Ermeni katliam yapıyor, erkeksen, Türksen, Türkçüysen. Türkleyin Türkçülüğüne. Lafıdan olmaz. Bir tarafta